Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bilindiği üzere son zamanlarda evleri ve iş yerlerine yönelik hırsızlık olayları artış göstermekte. Peki biz bu kaygılarımızı nasıl gidereceğiz? Güvenlik sistemleri bu kaygılarımızı nasıl giderir? Gelin hep beraber işin uzmanından bu soruların cevaplarını alalım. Merhaba Sıtık Bey. Merhabalar. Biz bu kaygılarımızı nasıl gidereceğiz? Nasıl önlemler almalıyız? Varlıklarınızı korumak ve rahat bir şekilde de hayatımıza devam etmek istersiniz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi böyle bir pozisyonda da tabii ki bunların imkanlarımız dahilinde güvenlik noktasında da hizmet alarak ve güvenlik sistemleri taktırarak bu tip endişelerimizi ortadan kaldırabiliriz. Bize daha huzurlu, emniyetli ve stressiz bir hayat sunar mı güvenlik sistemleri? Siz evinizde veya da iş yerinizde çalışırken aynı zamanda biz sizin güveniniz için çalışıyoruz. Yani siz iş yerinizi kapattığınızda ya da evinizde rahat bir şekilde uyumak için dinlenmeye geçtiğinizde biz sizler için 7/24 hizmet vererek sizi daha güvenli ve daha huzurlu bir şekilde günaydın dedirtmek istiyoruz işin açıkçası. Hangi alanda bize yardımcı olur güvenlik sistemleri? Birçok alanda güvenlik sistemleri yardımcı olabilir. Mesela iş yerinizde sabah saat 8'de açıyorsunuz, akşam 5'te kapatıyorsunuz. 5'te kapattıktan sonra ertesi gün sabah saat 8'e kadar iş yeriniz güvenlik eğer yok ise sonuçta bu bize size bir kocaman bir soru işareti. Acaba sabah geldiğimde bıraktığım gibi bulabilecek miyim? Bunun için de biz o iş yerlerine güvenlik alarm sistemi ve kamera sistemi tavsiyesinde bulunuyoruz. Bunun ücretsiz gelip keşfi yapılıyor ve bu keşiften sonra ihtiyacı olan malzemelerle belirlendikten sonra ona göre de müşterimizin ihtiyacına göre sistemini kuruyoruz. Şimdi sizin rahat etmeniz için bize başvurduğunuzda biz önce geliyoruz eviniz ya da iş yerinizin keşfini yapıyoruz. Bu yapılan keşfe göre iş yerinizin ya da evinizin ihtiyacı olan malzemeyi belirliyoruz ve bu malzemelerin kurulumu montajı yapıldıktan sonra haber alma merkezi tarafımızdan 7/24 takip ediliyoruz. Bu da ne demek oluyor? Siz daha güvenli ve huzurlu bir yaşam içerisinde devam etmenizi sağlıyor. Peki her alarm sistemi güvenli mi? Yani ben marketten alarm sistemi alabilir miyim? Şu küçük paketler şeklinde satılıyor, evet. Böyle kapıya monte ediliyor. Onlardan alıp kendi güvenliğimi sağlayabilir miyim? Bu kadar teferruata gerek evet. Var mı sizce? Tuğba Hanım aslında çok güzel bir yere değindiniz. Tabii ki alarm sistemi deyince her yerden alınan alarm sistemi alarm sistemi olmaz. Yani her... O da ötüyor, evet, bu da ötüyor. Her öten, işte her öten alarm sistemi sayılmıyor aslında. Neden diyeceksiniz? Evet. Şimdi bunun tamamen profesyonel olması gerekiyor. Hem caydırıcı olması gerekiyor. Profesyonel olabilmesi için güvenlik seviyesinin maksimum olması gerekiyor. Bu ne demek? Mesela telefon hattı üzerinden, sabit hat üzerinden bağlantılı olan cihazlarımız var. Evet. Bunun yanında GPRS dediğimiz içerisine bir hat koyarak uydu üzerinden haberleşme sağlayan cihazlarımız var. Artı internet bağlantısı olanlar var. Yani eğer biz güvenliği maksimum seviyede düşünüyorsak bu üçünün de tek cihazda olması gerekiyor. Eğer böyle bir cihaz aldıysanız doğru bir cihaz almışsınızdır ve bunun da 7/24 takip eden bir haber merkeziyle ilişkilendirilmesi söz konusu. Eğer bunu yapmışsanız doğru bir cihaz almışsınız ve doğru bir karar vermişsiniz. Yani diyorsunuz ki işte ben telefondan bu güvenliği sağladım ama telefon hattı kesildi. İnternetten haber alma merkezine bağlanıyoruz. İnternetten de kesildi. O zaman devreye GPRS mi giriyor? Doğru mu anladık? Doğru. Aynen öyle. Türk Telekom hattı biliyorsunuz sabit hat. Evet. Genelde binaların yüzünde dolaşıyor. Bunu yani buna sabote etmek çok kolay. Bunu yapacağız. Artı internet bağlantısı olacak. Artı GPRS bağlantısı. Yani dediğiniz gibi eğer Türk Telekom hattı devre dışı kalırsa internet devreye geçecek. İnternet devre dışı kalırsa GPRS devreye geçecek. Her üçü jammer'la etkisiz hale getirilirse bu cihazımız dakikada bir haber alma merkeziyle haberleştiği için eğer dakika içerisinde haber alamadıysa haber merkezimiz direkt müşterilerimiz aranarak kontrolü sağlanıyor. Yani hırsızın hiç kaçışı yok. Yani şu anda teknoloji gerçekten üst seviyede ama doğru yerden alınırsa. Peki ben bu güvenlik sistemlerini 10 yıl önce iş yerime veya evime taktırdım.
Ya şu anda güvende değil miyim? O sistem şimdiki sistemle aynı değil mi? Arasındaki farklılıklar ne? Aynı değilse. Türk Telekom hattı sabit hatlarda genelde binaların dışında çekildiği için eğer bir müdahale yapılmış ise kötü niyetli insanlar tarafından bunu haber alma merkezleri 24 saat içerisinde haberdar oluyor. Şimdi eski sistem bu şekilde. Yeni sistemler ise GPRS olduğu için dakikada bir haberleşiyor. Onun için tavsiyemiz bizim yani profesyonel GPRS'li ve internette olan sistemlerdir. Peki ben bir şey daha çok merak ediyorum. Önder güvenliği diğerlerinden ayıran özellikleri nedir? 30 yıllık bir firma. Tamamen işi güvenlik. Güvenlik kamera, alarm, yangın, görüntülü diyafon ve artı akıllı ev sistemleri üzerinde hizmet veren bir firma. İşimiz güvenlik olunca biz güvenliğin maksimum seviyelere nasıl çıkartılabilirizin çalışmalarını sürekli yapıyoruz. Ve sürekli kendimizi güncelliyoruz. Ve ona göre bir ekibimiz var ve bu ekiple de en iyi hizmeti verebilmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Yani önder güvenliğe, güvenlik sistemi için gelen bir şahıs ya da şirket doğru yerden, doğru adresten güvenlik aldığına inanıyoruz. Peki bizlere söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Önder güvenlik, karanlıkta gören gözünüz.